Ereğli Şoförler Odası'nın başkanlık seçimi yarın saat 10'da Kültür Merkezi'nde yapılacak. Seçimde 3 aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Sağlam, Yalçın Bozkır ve Kerim Tekin burada projelerinden bahsederek üyelerden oy isteyecek. Bugün kameralara yapılacak olan seçimden dolayı açıklama yapan Yalçın Bozkır şunları ifade etti. Bütün şehitlerimizin saygıyla anıyorum. Yarınki olacak 18 Mart'ta olacak seçime bütün Ereğli şoför esnafının ve yönetimde bulunan arkadaşlarımın destek gayretleriyle en iyi yere getireceğimize inanarak bu göreve talip olduk. İnşallah 18 Mart'ta olacak seçimde biz birlik beraberlik içinde Ereğli'ye hiçbir zarar vermeden, Ereğli halkıyla iç içe olmadan, diğer arkadaşlarımızla da kol kola girerek bu seçimi en iyi şekilde yürüteceğimize inanıyorum. Ve 18 Mart'tan sonra bizi zor günler bekliyor, biliyorum. Ereğli'miz, Ereğli Şoför Esnafı, Ereğli Şoförler Odası çok zor durumda. Sağ olsun arkadaşımızın becerisi buymuş, bu kadar yapabildi. Biz bundan iyi yapacağımıza emin olduğumuz için bu göreve talip olduk. Hepinizi seviyorum. Sevgi, saygılarla 19 Mart Çanakkale'nin kurtuluşu ve Ereğli'nin kurtuluşu olacak. Saygıyla anıyorum, teşekkür ediyorum. Ereğli'nin şoför esnaf arkadaşlarım, 2002 yılına kadar 10 yıl Şoförler Odası Başkanlığı yaptım. Şu anda ayrımcılık değil, gerçekleri konuşmak istiyorum. Çok zoruma gitti ve ağlıyorum. Nedeni, Şoförler Odası'nın, acaba soruyorum arkadaşlara, görevi nedir? Ölüsünde, derisinde, kazasında, belasında, hastanesinde, hapishanesinde hizmet etmiyorsa, salla başını al maaşını değil. Ben o görevi 9 sene yaptım. Ereğli halkı biliyor. Ereğli halkına diyorum ki, çoluğunuza çocuğunuza hepinize söyleyin, yarın bir genel kurul var. Gerçekler neyse ona göre adım atın. Nerede o benim kurtarıcılarım? Ereğli halkı ve şoför esnafı, Ereğli halkının çocuklarının arabasını da kaldırdım. Ambulansım vardı gece gündüz Ereğli Belediyesi'nin, Ereğli Sağlık Ocağı'nın ambulansı yoktu. Ben Ereğli'ye hizmet ettim. Ben şimdi üzülerekten diyorum ki, acaba bir çaydanlık alıp da Şoförler Odası'na koydular mı arkadaşlar? Bunu bir açıklama yapsınlar. Kurtarıcılar satılınca ben ağladım üngür üngür. Neden? O kurtarıcılar, o şoför esnaflar kazasında belasında yardımcı oluyordu. Kaçık kopuyorlardı. Yeter artık diyorum Ereğli halkı. Ereğli şoför esnafı uyan. Uyan arkadaş, uyan. Gerçek neyse yarınki genel kurulda seçiminizi ona göre verin. Aldatmacayla hiçbir yere varamazsınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.